Böyle insanlara değişik geliyordu şimdi. Ben bir soruyorum, nerede çalışmaya başladın? Ben dedim, genel evinde dediğim zaman gülmeye başlıyorlardı dedim. Ama bilmiyorlar ki yani gerçeği şimdi herkes kendi şeyinde yani ekmeğinde. Bu müşterisi belki 30 senedir her gün bu kadına geliyor sabahleyin. Ben dikkatimi çekti, bastonlu biri geliyor. Ben de şimdi çalışırken bakıyorum ya, en sonunda orada çalışanlardan birine sordum. Ya dedim, bu adam kimdir, her sabah geliyor. 25'ten tut 40 yaşına kadar, 45 yaşına kadar, 60 yaşına kadar olanlar var. Vardı yani. Benim gördüğüm yaşta 50 yaşın üstünde ben gördüm yani. O kişiyi gördüm. Nasıl orada bulundum? Şimdi şimdi bundan 6 seneyi geçti. 6 sene evvel bir yapı işi için bizi çağırmışlardı. Bu yapı işiyle genel evin içinden yapmak zorundaydık. Çalışma yerimiz orasıydı. Gittik tabii, biz ilk önce gittik, yeri tespit ettik. Ondan sonra malzemelerimizi falan hazırlamaya başladık. Ertesi günü biz işimize başladık ve orada işe başladık. Ve böyle insanlara değişik geliyordu şimdi. Ben bir soruyorum, nerede çalışmaya başladın? Ben dedim, genel evinde dediğim zaman gülmeye başlıyorlardı dedim. Ama bilmiyorlar ki yani gerçeği şimdi herkes kendi şeyinde yani ekmeğinde. Ve ben orada biraz daha böyle hani birkaç gün daha geçtikten sonra oradaki insanlarla böyle biraz daha böyle tanışma sistemi daha da değişti. Daha da böyle bir yakınlık. Sanki orada çalışan insanla benim aramda, ben onu gördüm, hiçbir fark yok. Nasıl bir fark yok? Herkes kendi bir yoğun iş temposunda diyelim. Herkes yoğun temposu. Çünkü orada çalışanlar da ağır işçi bana göre. Yani çok ağır bir işçilikleri var. Zor bir şey. Orada gördüğüm kadınlardan bir tanesi çok benim dikkatimi çekmişti. Yaş itibariyle yüksek bir yaşı vardı. Ama sanki o kadın o hanımefendiliği hiç kaybetmemiş yıllardır. Yani o kadar ki her sabah geldiğimizde o işi yapacağımız yerde o bizi görüyordu. Ustalar, hoş geldiniz. Çayınızı hemen gönderteyim. Yemek yediniz mi? Yani bu kadar bir yakınlaşma yani, yakın görmeleri. Tabii insan ister istemez düşünüyor yani, nasıl yani bu kadar yani darbeymiş insanlar. Bu kadar darbeymiş insanlar, ağır şeyler yaşamış insanlar. Demek ki diyorsun yani kolay değil bu işler. Sonracıma bazı zaman derlerdi işte, yok buralarda işte insanlara kötü davranırlar, sıkıntılı davranırlar. O belki yıllar evvel olmuş olabilir. Onlara bir şey diyemem ama benim gördüğüm kadarıyla herkes kendi halinde, herkes kendi ekmeğine düşmüş. Bir sefer düşmüşler yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir türlü de yani bir baktığın zaman şimdi orada insan ister istemez erkeksin ve etrafında kadınlar var. Şimdi bakmama geldi değil ama bakıyorsun yani, ister istemez kafanı çevirdiğin zaman illaki görüyorsun. Bir şeyleri görmek zorundasın yani. Çünkü içinde çalışıyorsun. Ve ben birkaç gün sonra artık şey yani, bana bir şey gibi geldi o. Alışkanlık geldi yani, hiçbir sorun yok. Ondan sonra ben aklıma gelen şu oldu. Dedim tamam. Burada çalışma yani demek ki yani yıllarca insanlar çalışa. Bunlar da artık gözler alışmıştır çoğu. Ön yanında büfecisi olsun, tuvaletçisi olsun, bir şeycilesi olsun yani her şey böyle. İnsanlar o kadar yani, ben öyle kötü bir şey bilmiyorum. Ha, Matit Manukyan'ın evleri olarak geçiyordu eskiden. Abi şu an kimindir neyindir bilmiyoruz. Tabii ki ama şimdi kapandı mı bilmiyorum onu da. Ama şimdi benim bildiğim orada Matit Hanım'ın, ben orada duyduğumu söylüyorum. Matit Hanım'ın yanında çalışanlara çok büyük destekleri olduğunu ben duydum. Daha ama nasıl yanında çalışanlara? 30-40 senesini dolduranlara çok özel şeyler yani yapıldığını duydum. Bir kadınla vardı değil mi abi tanıştığın? Hani... Ya bir kadını işte orada tanıştım yani, tanıştığım kadın. Ve ben, bu da bu kadının bir tane müşterisi var. Ve bu müşterisi belki 30 senedir her gün bu kadına geliyor sabahleyin. Ben dikkatimi çekti, bastonlu biri geliyor. Ben de şimdi çalışırken bakıyorum ya, en sonunda orada çalışanlardan birine sordum. Ya dedim, bu adam kimdir, her sabah geliyor. Onlar dedi ki, abi ya dedi, böyle bu buradaki bir kadına resmen aşıktır yani. 35 seneye yakındır dedi, her gün sabah gelir buraya onu görmeye dedi. Bastonlu bir insan, böyle çok dikkatimi çekti yani. Yani şimdi kimin dikkatini çekmez ki? Bir genel evine her gün bir adam gelebilir mi? Her gün geliyor. Peki oradaki işte kadınlar
nasıl dolaşıyordu işte? Ya şimdi kadınlar şöyle dolaşıyor. Normal gecelikte de olan var. Sütyenli olanlar var, sütyensiz olan var. Rahat hareketli tavırlı olanlar var, ağırbaşlı olanlar var. Ama kapının dışına tabii çıkmıyor, kapının önüne kadar. O da hani müşteri potansiyeline göre demek ki. Hani öyle fazla şeylik yok. Cazgırlık falan ben hiç duymadım. Herkes kendi evinde, kendi şeyinde yani. Yoğun oluyor muydu peki? Son zaman pek yoğunluk yoktu ama oluyordu. Ben çalışırken görüyordum. Gelen giden yani girenler çıkanlar oluyordu da yani. Hani bilemezsin artık yoğunluk. Müşteri midir, başkası mıdır yani bunu bilemem ama gelip gidenler oluyordu. Kadınların yaş profili nasıldı? Yaş profili ben sana şöyle söyleyeyim. 25'ten tut 40 yaşına kadar, 45 yaşına kadar, 60 yaşına kadar olanlar var. Vardı yani. Benim gördüğüm yaşta 50 yaşın üstünde ben gördüm yani. O kişiyi gördüm. Ama onlar aşağıda çoğunlukta yani 25, 30, 35 o yaşlarda olanlar da vardı yani. Evet gördüm vardı. Vardı. Ha ama benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Bunu bak söylemeden geçmeyeyim. İl sağlık gelip hep kontrolünü yapıyordu. Bu benim dikkatimi çekti. İl sağlık geldi hep. İl sağlık gelip kontrollerini yapıyor. Ben onu çok dikkatimi çekti yani düzenli bir şekilde. Tabii ki ben burayı 40 sene evvel 35 sene evvelinden de biliyorum. 35 sene evvelki o kalabalık, o cümbüş yok. O zaman yoktu yani bitmiş. Yani şimdi hani benim dediğim zaman da trans falan yoktu. Translar yani son zamanlarda olmuş. Yani hani gördüğümde şaşırmıştım zaten. Peki abi bir de senin böyle bir tarihten hatırladığın bir şey vardı. 6. filo olayı. Şimdi onu ben onunla sana söyleyeyim. Bu 6. filo İstanbul'a indiğinde çok büyük yani biliyorsun Amerikan askerleri nereye giderlerse bütün yerlerde şeyler olaylar yapmakta meşhurdular. O yıllar her yani Amerikan askeri nereye giderse meşhur o her yere saldırırlar. Bu Beyoğulları'nda, Meyoğulları'nda çok iş şeyler yapmışlar, olaylar yapmışlar, saldırmışlar, bizimkileri dövmeye çalışmışlar, bir şeyler olmuş. Ve bunları duyan, bunları duyuyor tabii. Bunlar sonuçta yani genel eve de gitmek istiyorlar. Ve genel eve gitmek istedikleri zaman genel evdeki bütün kadınlar hep bir andan bütün kapıları kilitliyorlar. Bizim diyorlar Amerikalılarla ilişkiye girecek bizim şeyimiz yok, vücudumuz yok diye kapıları kapatıyorlar. Ve bu benim için çok özel bir şey. Yani bir genel evde çok affedersiniz derler. Aslında onlara diyenler olay bu yani. Yani bunu ben duydum ben yani şaşırdım yani. Genel ev kapılarını kilitlemişler. Biz demiş gel buraya alamayız. Gelemezler. Bizle ilişkiyi kuramazlar, biz onlarla olmayız demişler. Bunu bir genel ev kadını söylüyor. Ama hala bizim ülkemizde Amerika'yı destekleyenler hala çok var. Bunu bir genel ev kadını kadar olamayan delikanlılar var. Öyle diyelim biz. Orada onlar güvence altındaydı. Devletin polisi vardı, doktoru vardı. Bunları mayhaneye getiriyorlarmış. Biz duyuyorduk yani. Her hafta sağlık kontrolüne getiriyorlardı. Dayak yeğeni de vardı. Dayak yeğeni de vardı, dövüyordular. Dostu, mostu dövüyordu bunlar yani. Ama gelen evin sahipleri de dostları dövüyordu. Ya kahrolsun dedim, bir daha ben bu lokantada çalışmayacağım, böyle bir şeyi görmek istemiyorum dedim. Bir ana bu evlatlarına ekmek getirsin diye bunu yapıyorsa, ben bir daha dedim burada çalışmayacağım. Bazı derdi olanlar bize dertlerini anlatıyordu. İşte böyle, beni bir tanesine aşık oldum, beni getirdi buralarda bıraktı. Sattı beni buralara. Zürafa sokakta bir lokantada, ismini vermeyeyim lokantanın, orada bir garsonluk yapıyordum. Bayanlar içeride yemek istedikleri zaman getiriyordum içeriye. Şey diyordum, yani biz yemekle gittiğimiz zaman bize bir hürmet, bir sevgi, saygı, kadınların bize karşı davranışları, şeyleri. Bazı derdi olanlar bize dertlerini anlatıyor. İşte böyle, beni bir tanesine aşık oldum, beni getirdi buralarda bıraktı. Sattı beni buralara, gitti diyor. Ya dedim siz kendiniz yani polise şikayet edin, şey edin, hani böyle şey edin. Yok, hani yapamıyoruz dedi, o cesaretim yok benim dedi yani. Şey diyordular, orada içeriye giriyorduk, mesela yemek söylüyordular. Bana mesela 20 liraysa yemek parası diyelim misal olarak, bana 25 lira verenler, çoluğuma çocuğumu alıp onlardan ekmek getirdim. Ben onları bir hayat kadını olarak görmedim. Görmedim normal bir vatandaş gibi. Çünkü oradan aldığım ekmeği ben çoluğuma çocuğuma getirdim. Orada ama bazı insanları da orada ağladığını, şey ettiğini, çünkü odasına yemek getiriyordum.
yemek getirdiğimde görüyordum yani. Onlar da insan sarafıydılar yani. Ha, bize bir abi, kardeş dedikleri zaman ağızlarından 1000 kere çıkıyordu. Ben devamlı hemen hemen işte 88'den 96-97'ye kadar ben oralarda lokantada çalıştım. Yukarılarda seyyar otoparkçılık yaptım oralarda. Çoluğumun çocuğumun rızkını çıkartmak için. Ama gelenlikle içerideki olan her şeyi bazı birine genç kız aşık oluyor, getiriyor orada. Ha, duyuyorduk Matit'in yeri, Matit Malukyan'ın yeri, Leyla'nın yeri, Tombul'un yeri içeride. Bunlar Osman'ı var, vekilleri var, çalışan işçiler var. Matit Malukyan'ın yanında çalışan işçiler vardı. Biz yemek pişlerini getirdik, masaya bırakırdık. Derdik akşam oldu yemek, yani borçlarını. Kadın derdi ya, 10 lira da derdi ona fazla ver derdi. Böyle bize, onlara biz yemek falan getirdik. Kadınların bize karşı yani davranış. Ama biz onları orada bir hayat kadını olarak görmüyorduk yani. Çünkü kimse oraya babasının kimse gözünü kara kaşına kara gözüne değil. Düşürüyorlar. Kimi yokluktan düşüyor, kimi sevgiden düşüyor öyle yerlere. Yok insanlar, ama orada bu bazı kadınları başka yerlere transfer ediyor. Aileleri İstanbul'da görmesin diye başka yerlere yolluyorlardı. Adana, İzmir, Bursa böyle yerlere yollayıp gönderiyorlardı insanları. Ama böyle çok ağlayan insanlar da gördüm orada. Yani. Çok bazı evime gelip kendi kendime hani şey diyordum, ya diyordum bu insanlar niye böyle buralarda böyle yani. Kendi kendime ya kimi anasına, babasına, çocuklarını alır, adam onunla evlenmiş, bir çocuğu olmuş, ondan sonra oraya satmış, çocuğunu rehin alıyor. Kız, kadının. Çalışıyor, çalıştırıyor onu. Onu bir para tuzağı olarak görmüş o insanı. Para tuzağı olarak görmüş o insanı. E biz de şimdi ister istemez insan evladıyız. Dayanamıyordu, bakıyordum yemeğini getiriyordu, ağlıyor. Ablam, kardeşim niye ağlıyorsun? Bana derdi ya, kardeşim böyle 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 bir şerefsize inandım, aşık oldum, evlendim ondan. Bir çocuğum oldu ama beni buraya sattı.